Sevgili basın emekçileri, öncelikle basın açıklamamıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında şu an ülkenin temel gündemi referandum ve 16 Nisan'a odaklanmış bulunmakta. Ama diğer yandan da çok da aslında suskunlukla karşılanan, çok gündemde yer almayan ve bir şekilde ötelenen bir sorun var. Şu an cezaevlerinde bir açlık grevi durumu yaşanıyor. Türkiye cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri açıkçası bugün başlayan bir durum değil. Yıllardır politik kimliklerinden, siyasi nedenlerden dolayı insanlar yıllardır cezaevlerinde, 20 yılı aşkındır cezaevinde olan politik tutsaklar var. Özgürlükleri ellerinden alınan bu tutsaklık durumu devam eden tutsaklara yönelik bu yetmezmiş gibi, özgürlükler ellerinden alındığı yetmezmiş gibi bir de cezaevi koşullarından kaynaklı yoğun hak ihlalleri yaşanıyor. Bu hak ihlalleri açıkçası Türkiye cezaevlerinde her gün özellikle insan hakları örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin de son dönemlerinde açıkladıkları raporlarda korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Bizler açlık grevleri başlamadan önce gerek mecliste soru önergeleriyle, gerek kamuoyuna yaptığımız açıklamalarla aslında cezaevlerinde yaşanan bu duruma dikkatleri çekmiştik. Bu duruma geleceğine dair durumun bu konuda açlık grevlerinin başlayabileceğine, hak ihlallerine karşı cezaevlerine yönelimler olabileceğine dair bizlerin de kamuoyuyla biz görüşlerimizi paylaşmıştık. Aslında hükümeti de bu konuda uyarmıştık. Ama maalesef hükümet bugün bile sanki bu cezaevlerinde yaşanan durum onların ülkesinde, onların hükümetinin iktidar olduğu bir ülkede yaşanmıyormuş gibi, yine derin bir sessizlik içerisindemiş gibi yapıyor. Sanki bu olaylar bu cezaevlerinde 40 güne aşkındır süren dönüşümsüz, süresiz açlık grevleri onlarla ilgili değilmiş gibi bir tutum içerisindeler. Oysa dönüp yüzümüzü cezaevlerine çevirdiğimizde yaşanan hak ihlallerinin boyutu gerçekten korkutucu ve korkunç bir duruma ulaşmış bulunmakta. Yani bugün artık cezaevlerinde yaşanan sorunları sadece cezaevi olarak tanımlamak mümkün değil. Yaşanan şey aslında toplama kamplarının uygulamalarıdır. Bakın özellikle o hal ilan edildikten sonra cezaevlerine dönüp baktığımızda hak ihlallerinin boyutu gözler önündedir. Yani yaşanan ihlaller, yaşanan uygulamalar bir şekilde toplama kamplarında yaşanan uygulamaları bile aşmış bulunmakta. Dolayısıyla bu ihlaller sadece cezaevlerinde başlayan ihlaller değil, açıkçası yargılama sürecinden itibaren başlayan ihlallerdir. Yani özellikle 15 Temmuz'dan sonra 40 bine yakın insan tutuklandı. Bu insanlar nasıl tutuklandı, hangi uygulamalardan geçildi, gerçekten adil bir yargılama oldu mu? Elbette ki böyle bir durum söz konusu değil. Birçok insan iktidarın, hükümetin aslında siyasi gündemi ve talimatları doğrultusunda tutuklandı. Ki bunların büyük bir çoğunluğu da bizim parti çalışanlarımız ve yöneticilerimiz. Sadece şu an cezaevinde olan 27 tane ilçe eş başkanımız, 85 tane il eş başkanımız, 750'ye yakın da yöneticimiz tutuklanmış bulunmakta. Üyelerimizi saymıyorum. Üyelerimizle birlikte saydığımızda 5000'e yakın sadece HDP'li tutsak şu an cezaevlerinde. Ve bu cezaevlerine yönelik yaklaşımda sanki bu insanların politik kimlikleri, politik talepleri yokmuş gibi bir yaklaşımla karşı karşıya. Oysa biz hükümete bir kez daha burada çağrıda bulunuyoruz. Bu insanlar dışarıda da politika yapıyorlardı. Ülkenin demokratikleşmesi, Kürt sorununun demokratik çözüm için mücadele eden insanlardı. Siz bunları cezaevine attığında bu kimliklerinden soyutlanmış, bu kimlikleri yokmuş gibi davranamazsınız. Dolayısıyla bugün cezaevlerinde yaşanan vahşet karşısında bir kez daha hem hükümeti uyarıyoruz, hem de ilgili bütün kamuoyunu bu konuda bir duyarlılık çağrısını yapmak durumundayız. Elbette cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri boyutları her gün gittikçe birbirini aşan noktaya varıyor. Arkadaşlar bakın,
yıllardır aslında hem tutsakların kendi mücadelesiyle hem de hukuksal anlamda verilen kimi kazanımlar teker teker geri alınıyor. Yani ağır bir tecrit söz konusu. Özellikle Sayın Öcalan'dan başlayan ve diğer tutsaklar üzerinde gittikçe ağırlaşan bir tecrit söz konusu. Yine ailelerle görüşler, avukatlarla görüşler, cezaevlerinde daha önce hak olarak tanınan kimi cezaevlerinde hak olarak tanınan kimi uygulamalar şu an tekrar hukuksuz bir şekilde tutsaklardan, bu haklardan men edilmiş ve bu hakları bir kez daha ellerinden alınmış bulunmakta. Örneğin sürgünler bir cezalandırma yöntemi olarak uygulanıyor. Yani insanlar cezaevleri arasında ayda 3 defa sürgün ediliyor. Yıllardır çocuklarını görmeyen aileler var çünkü çocukların artık hangi cezaevinde olduğunu bile tespit etmekte zorlanıyor. Yine cezaevleri ve ailelere dayanışan dernekler, bu konuda duyarlılık yaratan dernekler OHAL gerekçesiyle kapatıldı. Bir şekilde bugün Türkiye cezaevlerini denetleme, bu anlamda cezaevinde tutsaklarla dayanışma içerisinde olan, aileleriyle dayanışma içerisinde olan bütün mekanizmalar ortadan kaldırılmış. Bir şekilde aslında tutsaklar ve aileleri de bu tecritle karşı karşıya. Yani öyle bir durum ki tahliye olması gereken tutsaklar bile Sudan gerekçelerle tahliye edilemiyor. Yani buna karşı çıktıklarında, buna karşı bir direniş sergilendiğinde ise açıkçası disiplin cezaları, hücre cezaları gibi yaptırımlarla tutsaklar karşı karşıya kalmak durumunda kalıyor. Yine dün İskenderun cezaevinde hasta tutsak Mehmet Yıldız Bakan yaşamını yitirdi. 65 yaşında 5 yıldır cezaevinde olan bir hasta tutsaktı. Tüm başvurulara, tüm çağrılara rağmen tahliye edilemedi. Tahliye edileceği günde hastanede yaşamını yitirdi. Açıkçası hasta tutsaklar konusu uzun dönemdir. Hem bizim hem de açıkçası kamuoyunun gündeminde. Ama maalesef özellikle diyalog ve çözüm sürecinde hasta tutsaklar üzerinde yoğunca tartışmalar yürütülmüştü. Hükümet bu konuda sözler vermişti ama maalesef hepsini unuttu. Yani hukuku bir kenara, adaleti bir kenara bırakan iktidar hasta tutsaklar konusunda bugün aslında vicdani ve ahlaki bir çürümeyi de yaşadığını biz söyleyebiliriz. Kendileri söz konusu olduğunda, en ufak bir hak ihlali yaşandığında uluslararası kriz yaratan AKP iktidarı cezaevlerinde ölüm döşeğinde olan insanların aileleriyle bir vedalaşma, bir helalleşme durumuna bile müsaade etmiyor. Bu açıkçası bizler açısından artık hukuki adaletin tecil edilmesi gereken bir durumdan ziyade ahlaki bir meseledir ve ahlaki olarak bakılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama maalesef AKP iktidarı bu konuda da bu ahlaki çürümüşlüğün, bu ahlaki vicdan tutulmasını da yaşayan bir iktidar olma onurunu da yaşadığını ifade etmek isteriz. Yine bugün açlık grevleri birçok cezaevinde devam ediyor arkadaşlar. Şakran cezaevinde 41. gün, Edirne 29, Sincan 31, Menemen 21, Van 19, Elazığ'da 10. gününde yine bütün cezaevlerinde dönüşüm, bu açlık grevlerine destek amaçlı 5'er günlük süresiz dönüşümlü açlık grevleri de başlamış bulunmakta. Yine Şakran cezaevinde açlık grevinde olan tutsaklara yönelik bir saldırı olduğu kamuoyuna yansıdı. Birçok yerde hükümet tutsakların taleplerini dinlemek yerine, müzakere yoluyla çözmek yerine yine bir şiddet ve bastırma yöntemini tercih ettiği görünüyor. Yine açlık grevinde olan tutsakların hem sağlık bakımından kritik bir noktaya geldikleri, kilo kayıplarının yaşandığı da bizler basın aracılığıyla ve aileler aracıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla politik tutsakların taleplerinin özellikle Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve OHAL uygulamalarının son bulunması ve cezaevlerine yansıyan OHAL uygulamaların bir an önce son verilmesi için bir diyalog sürecinin başlatılması gerekiyor. Yine bu cezaevlerinde bizim hem sivil toplum örgütlerinin hem bizlerin ziyaretine açılmasının gerekliliğini bir kez daha burada hükümete bu anlamda uyarıyoruz ve bir an önce bizlerin de cezaevine gidip yerinde inceleme yapmamız gerekiyor. Diğer bir anlamda tüm kamuoyunun da özellikle bu referandum sürecinde hükümetin bir şekilde görünmez kıldığı medyanın duyarsızlığı karşısında ciddi bir duyarlılık yaratıp
cezaevinde açlık grevinde olan tutsaklara sahip çıkmak politik ve ahlaki bir sorumluluktur. Bizler de bu mücadeleyi sürdüren cezaevlerinde direnişte olan bütün politik tutsakların mücadelesinin yanındayız ve elbette ki sorunsuz bir şekilde başka bir acılar yaşanmaması adına bizler de mücadelemizi yürüteceğiz ve bir kez de buradan da hükümete, iktidara çağrıda bulunuyoruz ki buna yönelik tutumlarından bir an önce vazgeçsinler, bu OHAL uygulamalarına son versinler. Tutsakların güvenlikleri, sağlıkları da bu hükümetin sorumluluğundadır. Sorumluluğunu da bir an önce yerine getirmesi gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz diğer bir gündemimizde referandıma birkaç gün kaldı, sizler de biliyorsunuz. Aslında bizler de nasıl cezaevlerinde yoğun hak ihlalleri, OHAL koşulları yaşanıyorsa bizler de kadınlar, emekçiler aslında büyük bir cezaevinde hayır kampanyasını örgütlemeye çalışıyoruz. Hayır kampanyamıza yönelik çok ciddi engellemeler var. Olağanüstü hal koşullarının bütün uygulamaları özellikle hayır kampanyasını yürüten siyasi partilere, muhaliflere, kadınlara ve emekçilere uygulanıyor. TV'ler 7/24 saat sadece evet kampanyasının propagandasını yapmakla meşgul. Hayır kampanyasına yönelik ise sadece yapılan saldırılarla gündeme geliyor. Yani neden hayır dediğimiz hayır kampanyasını yürütenlerin aslında sözleri, söylemleri elbette ki TV programlarında yerini bulmuyor. Son dönemlerinde kampanya aslında hayır örgütlülüğü yükseldikçe, anket sonuçları bir şekilde açığa çıktıkça hükümetin de gerçekten bilinçli bir şekilde bir konsept şeklinde hayır kampanyasına yönelik saldırılarda da bir yükseliş olduğunu bizler gözlemleyebiliyoruz. Özellikle bu 63 günlük bilançoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. 175 kişi gözaltına alındı. 8 silahlı saldırı gerçekleştirildi. 13 kişi yaralandı. 14 kişi sadece hayır kampanyasına destek verdikleri için ya da görüşlerini beyan ettikleri için işinden ve okuldan atıldı. 40'a yakın etkinlik yasaklandı. Materyallerimiz toplandı. Bugün bile Kürdistan'ın birçok ilinde bizim geçen gün sizlerle bu kamuyla paylaştığımız hem mitinglerimiz hem de illerde yapılacak karşılamalara yönelik yine engellemelerle, yine billboardlarımızın toplatılmasına ilişkin hukuksuz kararlarla bizler karşı karşıyayız. Devletin bütün kurumları ve olanakları açıkçası bugün hayır kampanyasına karşı evet kampanyasını destekliyor. Yerelde valiler, kaymakamlıklar, belediyeler birer AK Parti il ilçe teşkilatı gibi çalışıyor. Dolayısıyla tarafsız olması gereken kamu kurumları, kamu hizmetini hayır kampanyasını karşın evet kampanyasını destekleyen, birçok anlamda da bizim yaptığımız eylem ve etkinlikleri de yasaklayan, zorluk çıkaran bir tutum içerisindeler. Ama şunu ifade etmek isterim ki tüm bu baskı, korkutma, yıldırma politikalarına karşı hayır kampanyası gittikçe güçleniyor, gittikçe kadınlar özellikle öncülüğünde alanlarda biz bunun mücadelesinin, örgütlülüğünün yükseldiğini biliyoruz. Bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki özellikle 8 Mart ve Nevroz'da alanlara rengarenk akan kadınların oradaki mücadelesi bu korku konseptini yenmiştir. 8 Mart'ta sokaklarda direnen, mücadele veren, bu korku konseptine karşı çıkan kadın mücadelesi bize Nevroz'u da güçlendirerek beraberinde şu mesajı iletmiştir. Evet, bu korku konsepti kadın mücadelesiyle yıkılmıştır. Hayır kampanyası, özgürlük talebi bir kez daha yükselmiştir. Çünkü kadınlar gerçekten şunu çok ciddi, hem tarihsel bilinci hem güncel politikayla şunu çok ciddi farkındalar. Hiçbir risk özgürlüğünü kaybetme riskinden daha tehlikeli değildir. Onun için de bütün bu korku, tutuklama, yaralama, saldırı konseptine karşı, özgürlüğünü kaybetme riskine karşı kadınlar alanlarda, sokaklarda hayır için mücadele ediyor. Hayır direnişini yükseltiyor. Sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle
bu örgütlülüğü yükseltiyor. Bunun için de elbette ki bizler hani kadınlar neden hayır dediğini birçok platformda kamuoyuyla bizler paylaştık. Kadınlar bunu bir özgürlük meselesi olarak ifade ediyor. Tek bir adam rejimine boyun eğmemek için bu hayır kampanyasının öncülüğünü yapıyor. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki aslında 16 Nisan'da oylanacak olan şey bir anayasa değil, bir diktatörlüğün el kitabıdır. Bizler de hem tarihsel kazanımlarımıza hem gelecekteki yaşamımızı özgür ve eşit bir şekilde sürdürebilmek için bu diktatörlük rejiminin onaylanacağı ve hukuki çerçeveye kazanılacağı referanduma karşı hayrımızı yükseltiyoruz. Bir ikincisi de evet, bir evet kampanyasını yürüten iktidar aslında bütün insani değerleri de bu kampanyanın araççı haline getiriyor. Özellikle geçen basına da yansımıştı, küçük bir çocuğun eline bir pankart verilmiş ve çocuk istismarını normalleştiren, onaylayan bir pankarttı. Daha Sirt'teki çocuk istismarını, Pozantı'daki çocuk istismarını, özellikle Karaman ve Ensar'da açan çocuk istismarını hesabını vermeyen iktidar sırıtarak bir çocuğun eline tutuşturduğu pankartla bütün değerleri özellikle çocuk bedeni üzerinden bir kampanya yürütüyor. Bizler bir kez daha bu zihniyet karşısında özgürlüğü, çocukların haklarını, kadınların haklarını savunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Ve bir kez daha tüm kadınları da özellikle bu tecavüzcü, bu çocuk istismarını onaylayan zihniyete karşı 16 Nisan'da sandık başına giderek, hayırını yükselterek bunu durdurması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun öyle sıradan bir olay, sıradan bir yaklaşım olmadığını elbette ki kadınlar farkında. Onun için de sorumluluğumuz büyük. Bizler mücadele ederek, direnerek kazanacağız. 8 Mart Nevruz aslında hayır kampanyasının, hayırın kadınlar cephesinden kazanıldığını bir kez daha gösterdi. Ama yine de bütün bu yıldırma politikalarına karşı rehavete kapılmak yerine bizler hayırı, örgütlüğünü gittikçe yükselteceğiz. Önümüzdeki dönem 10-15 ilde mitinglerimiz var, yine halk buluşmalarımız var. Bütün bu mitinglere, buluşmalara yine kadınlar öncülüğünde büyük bir katılımın gerçekleşeceğine olan inancımla bütün kadınları bir kez daha hayra davet ederek selamlıyorum. Geldiğiniz için de teşekkür ediyorum. Varsa bir soru alalım, yoksa basın açıklamamız bitmiştir.